Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve son deneme sınavımızın Türkçe sorularını yine hep beraber inceliyoruz. Birinci sorumuz bir görsel okuma sorusu. Burada bu görselle, hareketle yargıların hangisine ulaşılabilir şeklinde bir sorumuz var. Görsele baktığımızda Dünya Su Günü ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Evet, Dünya Su Günü'nden bahsediyor fakat herhangi bir etkinlikten hiçbir şekilde bahsetmiyor. Bire ulaşamayız. Birin olduğu şıkkı eliyoruz. İkiye baktığımızda bitkiler su tasarrufunun sağlanmasında önemli bir yer tutar. Evet, burada çiçek yetiştirme ve bitkilerini zamanında sulama açısından baktığımızda doğru. Yağmur suyu geri dönüştürülebilir doğal bir kaynak olarak kullanılır. Bu da kesinlikle doğru. Bu görselimizde veriliyor. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda hangisine değinilmemiştir diyor. Deniz kaplumbağalarının yaşamın zorluğuna değiniyor. Yumurtalarının kumsalda olduğuna değiniyor. Kumsalın bir anne gibi yumurtaları sahiplendiğine değiniyor. Yine burada yazıyor arkadaşlar. Fakat yavru kaplumbağaların ışık ve sesler rahatsız olduğuna dair tek bir cümle bile yok metnimizde. Bu nedenle cevabımız C olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda Robinson, akıllı Robinson'um ne imreniyorum sana bilsen. Göstersen Adana giden yolu başımı dinlemek istiyorum. Ada dediğimizde zaten sessizlik, ıssızlık ve yalnızlık ifade eder. Yine burada başımı dinlemek istiyorum derken de sessizlikten bahsediyor arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Bolu olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda hangisi bu metnin ortak yönlerinden biri değildir demiş. Cevabımız Denizli olacak. Sadece ikinci metinde sık sık ikilemesi kullanılıyor fakat birinci metinde ikileme yok. Devrik cümlelere yer verilmiş. Yine burada teşekkür ettim. Benzetme yapılmış. Yukarıda zaten gibi edatıyla bir benzetmemiz var. Aşağıda ise tozları bir buluta benzetmiş. Bulut benzetmesi yapmış. Burada birinci çokluk kişi yorduk şeklinde. Birincide de birinci tekil kişi ama yine de birinci kişi ağzı. Doğal olarak cevabımız Denizli. Beşinci sorumuza baktığımızda yazım yanlışlarıyla alakalı maddeler vermiş ve hangisi bu maddelere uymaz demiş. Cevabımız A şıkkı olacak. Çünkü A'da dünya ve güneş aslında çok az da olsa zamanla birbirine yaklaşır. Gezegen anlamında kullanılmış ve gezegen anlamında kullanıldığı için güneşin gezisi büyük olmalıydı. Ama bununla ilgili bir bilgi vermemiş bana. Altıncı sorumuza baktığımızda arkadaşlar cevabımız Deniz'de olacak. Birinci sorumuzda soru sormuş. İkinci cümlemizde nokta koyuyoruz. Üçüncü cümlemizde virgülümüzü getiriyoruz. Burada özneyi vurguluyor. Ve sonunda da yine soru sorduğu için soru işaretimizi kullanıyoruz. Yedinci sorumuza baktığımızda türkülerle alakalı benzetme yapmış arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacaktır. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi tertemiz. Burada yine köy, memleket, dilimizin tuz biberi şeklinde hep bir benzetme söz konusu. Hangisi adlaşmış sıfat ve kullanılmıştır demiş. Sekizinci sorumuza baktığımızda da cevabımız B olacak. Burada dağlar aldığını geri vermez. Dık dik gördüğünüz gibi sıfat fiiliki ve kendisinden sonra isim gelmemiş, tamlama oluşturmamış, adlaşmış görevindedir. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda hangisinin yüklemden oluştuğunu söylüyor. Cevabımız Ceyhan olacak. Başlı başına bir yüklemdir. Sonbaharın kışa döndüğü zaten burada gördüğünüz gibi dık dik sıfat fiiliki var. Doğal olarak sıfat tamlaması oluşturacak. Tamlama oluşturduğu için bölemeyiz, tamamını yüklem olarak almak zorundayız. 10. sorumuza baktığımızda birden fazla cümle dışı unsur yer almaktadır. Burada bir ara cümlem, daha doğrusu ara sözüm var ve aynı zamanda bir de bağlacım var. Birden fazla cümle dışı unsur kullanılmıştır. 11. sorumuza baktığımızda burada bazı sıfat fiillerinin ki bunu size birkaç kere anlatmıştım. Çekimli fiillerde kullanılan zaman ekleriyle bağdaştığını, daha doğrusu yazım olarak aynı olduğunu ve karıştırmamanız gerektiğini söylemiştim. Örnek cümlede ise hem yapılacak iş derken sıfat yapmış hem de hepsi sırayla yapılacak derken çekimli fiil yapmış. Doğal olarak bizde de hem sıfat fiil şeklinde hem de çekimli fiil şeklinde kullanılması gerekiyor cevabımızda. Bu nedenle cevabımız Bolu olacak. Çünkü gidilecek yol derken sıfat fiildir, yarın gidilecek derken çekimli fiildir. 12. sorumuza baktığımızda mutlaka 4 ile başlıyoruz. Doğal olarak A ve B'yi silmiş oluyoruz. 4 de katmanlar halinde diyorsa katman şeklinde devam etmeliyiz. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacaktır.
13. sorumuza baktığımızda hangisinde almak sözcüğü hayliç içinde verilen anlamıyla kullanılmamıştır diyor. Burada gemi su alıyor dediğinde kendini ulaştırmak, iletmek anlamı kesinlikle değil arkadaşlar. Gemiyi suyla dolması anlamı var burada. 14. soruya baktığımızda tabiatla savaşmak, tabiatı olduğu gibi bırakmayıp düzeltmek, insan olmayı istediği hale getirmek. Yani doğada var olan güzellik, daha doğrusu çirkinlikleri güzelleştirmeye çalışmak anlamında C şıkkı olacaktır. 15. soruya baktığımızda hangisi amaç sonuç cümlesidir? Hesap açtırmak amacıyla çocukla annesi bankaya gitti. Cevabımız Bolu olacaktır. 16. sorumuzda sanatçı zamanı kafa tutan eserler ortaya koymalıdır. Yani zamanı kafa tutan dediği nedir? Çok uzun süreli okunabilecek olan, yıllar geçse, yüzyıllar geçse bile okunan eserden bahsediyor. Daha doğal olarak da A şıkkı olacaktır. Yani ölümsüz eserler üretebilmelidir. 17. sorumuza baktığımızda bir görsel okuma sorusu. Buradaki tek kadın zaten görüyorsunuz. Zaten sağdan sola sıralamamızı istemiş bizden. Doğal olarak Azra Erhat ile başlamalı. C şıkkını direkt olarak eliyoruz. Fotoğraftaki kravatsız kişi bu. Sabahattin Ali'dir kendisi. Ve diyor ki Bedri Rami Eyüpoğlu'nun önünde ve arkasında erkek şairler ya da yazarlar bulunmaktadır. Hem önünde hem de arkasında olacaksa doğal olarak Bedri Eyüp Rahmioğlu da bu kişi olacaktır. Orhan Veli kolunu Sabahattin Ali'nin dizinin üzerine koymuştur. Da Orhan Veli de budur. Bu şekilde baktığımızda da cevabımız arkadaşlar A şıkkı çıkacaktır. Yani Azra Erhat, yanındaki Nurullah Ataç, Sabahattin Ali. Bu şekilde de baktığımızda arkadaşlar Azra Erhat ile başlattık. Yanındaki Nurullah Ataç, Sabahattin Ali, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Necati Cumalı ve Orhan Veli şeklinde yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. 18. sorumuz bir sözel mantık sorusu. Bize 5 kişi vermiş ve bu 5 kişi cumartesi ve pazar günleri 5 tane şehre seyahat ettiklerini söylemiş. Cumartesi günü 2 ailenin, pazar günü ise 3 ailenin seyahat ettiğini bildiriyor. Aynı gün seyahat eden 2 aileden Ceyhun'un ailesi Nide'ye, Demir'in ailesi de Ordu'ya seyahat etmiştir diyor. Yani Ceyhun'un ve Demir'in aynı gün seyahat ettiğini biliyorum ve bunlar 2 kişi. Bunları ya cumartesi yapabilirim ya pazarı ama bir sonraki bilgide bana cumartesi günü seyahat eden Batı ailesi dediği için doğal olarak ben Ceyhun ve Demir ailesini pazara koymak zorundayım. Çünkü bu ikisi birlikte seyahat etmiş, yani birlikte dediğim aynı gün seyahat etmiş. Cumartesi günü ise Batı ailesi seyahat etmiş. Bunları cumartesiye koyamam çünkü cumartesi iki ailenin seyahat ettiğinden bahsediyor. Doğal olarak arkadaşlar bu da kesin olarak söylenemezi soruyor. Ben Ceyhun'un pazar günü seyahat ettiğini biliyorum. Bu nedenle cevabım Bolu olacaktır. 19. soruma baktığımda hangisi söylenemez diyor. A, B ve C şıklarını, daha doğrusu A, B, C ve D şıklarına baktığımızda arkadaşlar B'ye, C'ye ve D'ye ulaşabiliyoruz. Ama A şıkkına dikkat etmenizi istiyorum. Zeytin ve zeytinyağı sektöründeki ihracat artışının nedeni ihracat yapan firma sayısının artmasıdır demiş. Evet, şimdi zeytin ve zeytinyağı ihracatının arttığını görüyoruz. İhracat firmasının da arttığını görüyoruz. Yıllara göre ihracat firma sayısı diyor ama bize burada direkt olarak zeytin ve zeytinyağı sektöründeki ihracat firmasından bahsetmiyor. Genel olarak Türkiye'deki ihracat firmalarından bahsediyor. Doğal olarak da buradan bir özel yorum çıkaramayız. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. 20. sorumuza baktığımızda gül bülbül mazmunu olduğu söylenemez diyor. Burada gül ve bülbülün işte aşık ve aşık olunan şeklinde karşılıklı aşkı temsil ettiği anlatılıyor. A, B ve C'ye baktığımızda gül ve bülbül mazmunu var. Fakat D'ye baktığımızda gül ve bülbül mazmunu ile alakalı bir şey yok. Her içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi farisi bilmem, dile minnet eylemem diyor. Burada direkt olarak gülün kendisinden bahsediyor aslında. Bülbül ile alakalı bir durum yok. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Hepinize gerçek sınavda bolca başarılar diliyorum. Umarım bir yıl boyunca verdiğimiz emekleri
fazlasıyla sınavda alırsınız. Kendinize çok dikkat edin. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizinle beraber deneme sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorudan başlıyorum ben. Büyük taarruzda yapılan mudanya anlaşmasını vermiş ve hangisine ulaşılamayacağını soruyor bizlere. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Bu dönemde meclisi İstanbul'a taşıma gibi bir düşünce ortaya atılmadı arkadaşlar. Baktığımız zaman Yunanlıların Trakya'yı boşaltmaları, Meriç'i sınırı olarak kabul etmeleri, İstanbul'u ve Boğazları bize vermesi teori gerçekleşmeyeceğini kabul ettiklerini gösteriyor. Gene bu bölgelerden ayrılmaları B seçeneğini veriyor bizlere. Ayrıca Osmanlı'nın başkentinin İstanbul hükümetine değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi Osmanlı'yı yok saydıklarını da gösterecek. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği olacaktı. İkinci sorumuza baktığımız zaman Mustafa Kemal'in askerlik hayatının geçtiği yerlerle ilgili birçok yerde askeri görevi var. Evet, buna ulaşabiliyoruz. Sonrasında ikinci seçenekte bize Birinci Dünya Savaşı'ndan önce son görev yeri Sofya demiş. Buna da ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Fakat Osmanlı sınırları içinde görev yapmıştır. Buna ulaşamıyorum. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman Selanik kenti Mustafa Kemal'e neler katmış, bunları soruyor bize. Bu dönemde arkadaşlar çok uluslu yapısından dolayı farklı düşünce ve inançlara saygılı olması bunu katmış. Ayrıca demokratik bir kişiliğin gelişmesinde de etkili olmuştur. Fakat milli mücadele lideri olmasında etkili değil. Cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman Tehcir Kanunu ile ilgili. Bu dönemde arkadaşlar Tehcir Kanunu'nun çıkartılmasında iç güvenliğin bozulması var. Çünkü Ermeniler Ruslarla işbirliği yapıp Van ve civarında kargaşaya sebep oluyorlardı. Huzur ve güven ortamını bozmuştur demiş zaten. Ruslarla işbirliği yapmasından bahsettik. Ayrıca bu dönemde saldırı ve katliamlara devam etmeleri Tehcir Kanunu'nun çıkartılmasında etkili olmuştur. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Beşinci sorumuza baktığımız zaman Yunanlıların bu yola başvurmasındaki amacı sormuş bizlere. Yunanlılar arkadaşlar bu dönemde işgallere haklı gerekçeler oluşturmak, haklı dayanaklar oluşturmak amacıyla yapmıştır bunu. Cevabımız D seçeneğiydi. Altıncı sorumuz Mustafa Kemal'in kişilik özellikleriyle ilgili bir soru. Baktığımız zaman zaten son cümlede Mustafa Kemal'in öngörüsü 1. Dünya Savaşı'nın sonunda gerçekleştirmiştir diyor. Yani Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü vermiş arkadaşlar soru bizlere. Yedinci sorumuza baktığımız zaman Şahin Bey'in bu mektubuyla hangisine ulaşılabilir diyor. Üç öncülümüz de doğru arkadaşlar. Sorumuzda cevap D seçeneği olacaktı. 8. sorumuz düzenli ordunun kurulmasıyla Kuvayi Milliye birliklerinin hangi özelliği etkili olmuş diyor düzenli orduda. Şimdi Kuvayi Milliye arkadaşlar askerlik mesleğinden yoksundur. Evet, disiplinden yoksunlar. Düzensizler, yeterli bir otorite ve donanıma sahip değillerdi. Bunları söyleyebiliriz fakat belli bir otoriteye bağlı olduklarını söyleyemiyoruz Kuvayi Milliye için. Cevabımız C seçeneği olacaktı. 9. sorumuza baktığımız zaman Mustafa Kemal'in bu ifadelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur diyor bu dönem içerisinde. Mustafa Kemal arkadaşlar Türk halkının geleceği için önemli bir zafer kazanılmasını ifade etmiş bizlere. Bakın orada ne diyor? Siz yalnızca düşmanı değil, halkın, milletin makus talihini yani kötü giden kaderini de yendiniz demiş bizlere. Yani milletin geleceği için önemli olduğunu vurgulamış soruda. Son sorumuz ise cephelerimizi vermiş. 3 cephemizi doğu, güney ve batı cephemizi vermiş. Bu cephede arkadaşlar biz doğuda Kazım Karabekir'in 15. kolordusunu kullanıyoruz. Güneyde Kuvayi Milliye, batı cephesinde ise düzenli ordumuzu
kuracaktık. Cevabımız A seçeneğinde mevcut. Merhabalar. Bugünkü denememizin din kültürü sorularını hep birlikte inceleyelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz dinin 5 temel gayesiyle alakalı bir soru. Soru da hangi gayenin korunmasına yöneliktir demiş. Peygamberimizin bir sözünü vermiş. Sözlerine baktığımızda arkadaşlar, çalışana ücretini teri kurumadan verin. Allah'ın laneti rüşvet verenin rüşvet alanını üzerinedir diyor. Sözlerine baktığımızda ücretin teri kurumadan verin, helal kazanç, rüşvet vermek, rüşvet almak, bunlar hatırlarsınız gasp, kumar, bunlar neydi? Hepsi malın korunmasına yönelik verilerdi. O halde doğru cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuza geldiğimizde, ikinci sorumuzda dinin korunması için alınması gereken tedbirler arasında yer almaz diyor. Dinin korunması, hatırlarsanız, dinimizi doğru yaşamak, Kur'an-ı Kerim'in verilerine göre yaşamak, peygamberimizin sözlerine göre yaşamaktır. Dine sonradan girmiş yalan, batıl, hurafe şeylerden dini korumaktır. Bu tarz şeylerde hatırlarsınız dinin korunması. Şıklara baktığımızda Kur'an-ı Kerim'i temel başvuru kaynağı yapmak, evet bu yer alır. Hayatı sünnetin ışığında yaşamak, sünnet dediği Peygamber Efendimizin sözleri, hal ve hareketleridir. Bu da doğru. Hurafe ve batıl inançlardan uzak durmak, bunlar dine sonradan girmiş uydurma bilgilerdir. Evet, bunları da uzak durarak da dinin koruması yapılır. Dini atalardan öğrenildiği gibi uygulamak, bu dinin korunması için alınan tedbirler arasında yoktur. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorumuza geldiğimizde yine 5 temel gaye ile alakalı bir soru. Bir metin vermiş ve metne göre İslam'daki hangi ilkeleri doğrudan ilgilidir diyor. Metne baktığımızda alkol denetimi ile alakalı bir metin. Metinde alkolün zararları, trafik kazalarına etkisinden bahsetmiş. Arkadaşlar, trafik kazalarına dikkat çekmesi, alkolün bu sebeple yasaklanması canın korunmasıdır. Ve ayrıca alkolün yasaklanması insanın akli yetilerine kullanmasına engel olduğu içindir. Bu da aklın korunması. O halde 1 ve 3 diyoruz. Doğru cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir hadis-i şerif verilmiş ve hangi İslam dininin korumasını istediği haklardandır diyor. Hadis-i şeriflere baktığımızda aranızda gücü yeten evlensin, gözünü haramdan korumak, iffeti muhafaza etmek, bunlar neydi? Nesli korumaktı. Diğer hadise bakalım. Sizin en hayırlınız ailenize, ailesine karşı en hayırlı olandır. Aile kavramı neslin korunmasıydı. O halde doğru cevap B şıkkı. Beşinci sorumuza geldiğimizde Şeyh Galib'in bir sözünü vermiş ve bu sözlerle ilişkili olan ayeti sormuş bize. Şeyh Galib'in sözüne baktığımızda kendine iyi bak ki alemin özüsün sen, kainatın göz bebeği olan insansın sen diyor. Burada alemin özü diyerek, kainatın göz bebeği diyerek insanı övmüştür. İnsan ne kadar değerli olduğundan bahsetmiştir. Şıklarda o halde insanın değerli oluşuyla ve insana verilen önemden bahseden bir ayete bakacağız. Baktığımızda A şıkkı, andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık diyerekten Allah-u Teala bu ayette insanları övmüştür. O halde doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı sorumuz bir yorum sorusu. Soruya baktığımızda parçaya vermiş ve parçaya göre hangisine ulaşılamaz diyor. Teker teker inceleyelim. Dinin emirleri bir bütün olarak kabul edilmelidir demiş. Parçaya baktığımızda ilk şart dinin bütününe inanmaktır demiş. O halde A şıkkına ulaşırız. B şıkkı, dinini doğru bilen insanlar günah işlemezler. Böyle bir şey ne parçada geçmektedir ne de dinimizde vardır. C şıkkına bakalım. Dini doğru yaşamanın yolu doğru öğrenmekten geçer. Parçanın genel teması zaten dinini doğru öğrenemeyenlerin inanç ve ibadetlerinde din dışı unsurların karışması kaçınılmazdır diyor. Yani doğru öğrenmenin öneminden bahsediyor. D şıkkı, din Allah'ın gönderdiği şekliyle korumaktır diyor. Yine parçada Allah'ın gönderdiği şekilde dini doğru yaşamak için yapılması gerekenlerden bahsetmiş. O halde D'ye dolaşırız ama B şıkkına ulaşamayız. Doğru cevap B şıkkı. Yedinci sorumuza geldik.
İslam dininin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir diyor. Verilen cümleye baktığımızda İslam dininde hırsızlık, gasp, yağma, rüşvet, kumar bunlar nedir? Haram kılınmıştır. Bunların hepsi neydi? Neden haram kılınmıştı? Dinimizin malın korunmasını verdiği önemden ötürüydü. O halde şıklara baktığımızda doğru cevap D şıkkı. 8. sorumuz. Yine ilkelerle alakalı bir soru. Aklın korunması ile ilişkili olan numaralar sorulmuş. Numaralara baktığımızda sarhoşluk veren alkollü içeceklerin haram kılınması aklın korunması ile alakalıdır. Çünkü sarhoşluk veren içecekler insanın akli yetileri kullanmalarını önler. Haksız yere bir cana kıyması bu değildir, canın korunması. Düşünmeyi teşvik eden ayetlerin olması yine bu da akla verilen önemdir arkadaşlar. Düşünme yetisi, israf etmenin hoş görülmemesi bu değildir. 1 ve 3 o halde doğru cevap B şıkkı. 9. sorumuza geldiğimizde altı çizili bir cümle verilmiş ve cümlede vurgulanmak istenen hangi korunmadır diyor. Cümleye baktığımızda cahiliye döneminde güdülen kan davaları tamamen kaldırılmıştır. Kan davaları insanların yani kaldırılmasının sebebi insanın canına verilen önemden ötürüdür. O halde canın korunması diyoruz. Cevap A şıkkı. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda da yine neslin korunmasına önem verdiğini hangi şık kanıtlar diyor. Şıklara baktığımızda hemen A şıkkında aile kurumunun temeli olan nikaha önem verilmesi, aile kurumu, nikah, iffet muhafaza etmek bunların hepsi neslin korunmasıyla alakalıdır. O halde doğru cevabımız A şıkkı diyoruz ve sorularımızı bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Evet, burada one of Emma's friends invites her to an event, but Emma doesn't accept the offer. Which of the expressions in the card can she use? Emma'nın arkadaşlarından birisi onu bir davete davet ediyor ve Emma da bu isteği kabul etmiyor. Bu daveti kabul etmiyor. Hangisini kullanabilir diye soruyor. Bakalım. Would you like to join me? Bana katılmak ister misin diyemez. Yeah, sure. What time is it? Evet, tabii ki. Saat kaçta da diyemez çünkü kabul etmiyor. I would love to but I'm busy. Çok isterdim ama meşgulüm. Evet, burada reddediyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. Sure it sounds awesome. Zaten burada da kabul ediyor. İkinci soruya bakalım. In this paragraph there is no information about the. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinin bilgisi yok diye soruyor. Şıklardan gidebiliriz yine. Name of the chef. Şefin, aşçının ismi. Bakıyoruz. Hiçbir şekilde yok. O yüzden A şıkkı olacak. Process of the soup. Yani çorbanın işlemi, aşaması nasıl yapıldığı. Burada söylüyor. Peel the tomatoes, grate them diyor. Steps of the recipe. Tarifin aşamalarını da söylüyor. Ingredients of the soup. Çorbanın malzemeleri. Yine malzemeleri görebiliyoruz. Burada tomatoes var. Oil var. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü soruya bakalım. Which of the following question does not Kelly ask Eva? Hangi soruyu Kelly Eva'ya soramaz diyor. Bakıyoruz. Direkt şıklardan da gidebiliriz bu tarz sorularda. Why do you prefer it? Bir kere why ile soru sorması için because ile ilgili bir because ile cevap vermesi lazım. Burada because var. O zaman bu kısma why do you prefer it diyebilir. Because it is healthy. Niye tercih ediyorsun? Çünkü sağlıklı. Bu sorumuz olamaz. Şıkkımız olamaz. B'ye bakalım. How do you usually cook soup? Genellikle nasıl pişiriyorsun? Burada onunla ilgili bir cevabımız yok ama yine elimizde kalsın. C'ye bakalım. What are the ingredients of the soup? Çorbanın malzemeleri neler? Vegetables, water, butter and flour. Burada malzemeleri veriyor. O zaman yukarıya bu soru da gelebilir. Which soup do you always prefer? Hangi çorbayı her zaman tercih edersin diyor. Burada diyor ki I prefer lentil soup. It's my favorite. Ben mercimek çorbasını tercih ederim. Benim en sevdiğim çorbadır diyor. O yüzden B şıkkı olacak. Dördüncü soruya bakalım. According to the speech bubbles above, who is apologizing and giving a reason? Yukarıdaki konuşmalara göre kim
özür diliyor ve bir neden gösteriyor diyor. Bakalım. Sure, it sounds awesome. Bu olamaz çünkü kulağa harika geliyor diyor. I'm sorry but I can't come over. Üzgünüm ama gelemem diyor. Ama burada bir bahane, bir neden vermiyor. O yüzden Scott da olamaz. Would you like to come over tomorrow? Yarın gelmek ister misin? Burada da özür dilemiyor. I'm sorry but I have a plan with my family. Üzgünüm ama ailemle planım var. Burada hem özür diliyor hem de bir neden gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız Deniz'le olacak. Beşinci soruya bakalım. What is the conversation about? Konuşma ne hakkında diye soruyor. Bakıyoruz. Hello, this is Dr. Blue's clinic. Hi, is Dr. Blue there? May I talk to her? Diyor. Dolayısıyla bu bir doktor randevusu. O yüzden A şıkkı olmalı. Which of the following completes the dialogue? Hangisi yukarıdaki boşluğu doldurur diye soruyor. Burada Frank ve Donna konuşuyor. Will we meet for dinner today? Bugün yemek için, akşam yemeği için buluşacak mıyız? Öyle bir şey söyleyecek ki sonra could you repeat that please? Tekrar eder misin lütfen desin. I will be there on time. Orada zamanda olacağım diyemez. I can't hear you well. Yani seni iyi duyamıyorum, tekrar eder misin diyebilir. O yüzden B olacak. Diğer şıkka da bakalım. I don't want to come. Yine diyemez gelmek istiyorum çünkü duymadı, tekrar ettiriyor. I will see you at the cafe. Yine diyemez. Yedinci soruya bakıyoruz. Answer the questions according to the situation below. Aşağıdaki duruma göre aşağıdan doğru şıkkı seçeceğiz. Bakalım. You are having a video chat with your friend. Arkadaşınla bir video konuşması yapıyorsun. Suddenly, aniden, your father calls you on the phone. Telefondan baban arıyor. It is important, önemli. So you have to finish the conversation. O yüzden konuşmayı bitirmen lazım. What do you say? Ne dersin? Now I don't want to answer the phone. Şu anda telefona cevap vermek istemiyorum demezsin. My phone is ringing, I will call you later. Telefonum çalıyor, seni daha sonra arayayım diyebilirsin. Diğerine bakalım. Of course, tabii ki, let me tell you my name. Tabii ki sana ismini söyleyeyim demezsin. Harika, great, let's go on chatting. Hadi konuşmaya devam edelim de demezsin. O yüzden B şıkkı olacak. Telefonum çalıyor, seni daha sonra arayayım demesi lazım. Evet, şimdi 8. soruya bakalım. Which of the following questions does not match with one of the answers above? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıda yoktur diye soruyor. Bakıyoruz. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? Burada ne diyor? I ride to school diyor. O zaman bunun cevabı var. Which sport do you prefer? Hangi sporu tercih edersin? Sporla alakalı bir şey yok. 3 times a day, günde 3 kez bilim kurgu kitaplarını tercih ederim diyor. Genellikle ailemle chat yaparım, konuşurum diyor. O yüzden B'nin cevabı yok. How often do you brush your teeth? Ne sıklıkla dişlerini fırçalarsın? Bu 3 times a day olacak. Günde 3 kere. What time do you go to school? Yine bu cevapta saat 8'de gittiğini görebiliyoruz. O yüzden cevabımız Bursa olacak. 9. sorumuza bakalım. Answer the questions according to the graph below. Bu grafiğe bakarak aşağıdaki soruyu cevaplayacağız. According to the information above, which of the following is correct? Doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. Bakalım A şıkkından gidelim. Teens never write comments. Gençler asla yorum yazmazlar diyor. Burada writing comments %5'i etkiliyor. Hiç diyemeyiz çünkü %5 bir popülasyonumuz var. Bu yanlıştır. B'ye bakalım. All teens like playing online games. Bütün gençler online oyun oynamayı sever diyor. Bu da bakıyoruz online oyunlara, playing online games, sadece %8'lik bir oran. Buna da doğru diyemeyiz. C'ye bakıyoruz. Half of the teens use social networking sites. Gençlerin yarısı sosyal network sitelerini kullanıyorlar diyor. Bakın burası %50'lik bir oran ve ne diyor burada? Interacting with friends through SNS. SNS social networking sites'ın kısaltılmışıdır. O yüzden bunu doğru kabul ediyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Biz yine D'ye de bakalım. Most of teens use the internet to search information. Gençlerin çoğunluğu interneti bilgi araştırmak için kullanıyorlar diyor. Ama burada sadece %25'lik bir oran var. O yüzden bunu da yanlış kabul ediyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 10. soruya bakalım. These are pictures from Julia's video. Bunlar Julia'nın videosundan bazı
görseller diyor. Julia is talking about frying delicious potatoes. Çok lezzetli patates kızartması hakkında konuşuyor diyor. Which of the following steps does not match with one of the pictures above? Aşağıdaki hangi aşama yukarıdaki görselle uyuşmuyor diyor. Bakalım. Şıklardan gideceğiz bu tarz sorularda. A'ya bakalım. Heat some oil in a pan. Bir tavada birazcık yağ ısıt diyor. Bakıyoruz. Birinci numaralı görselimizde bunu görebiliyoruz. B'ye bakalım. Add some salt and serve hot. Birazcık tuz ekle ve sıcak servis et. Hiçbiri servis etmiyor. O yüzden doğru şıkkımız, doğru cevabımız B şıkkı olmalı. C'ye de bakalım. Peel the potatoes and slice them. Patatesleri soy ve dilimle diyor. İki de soyuyor ve dilimliyor. D'ye de bakalım. Put the sliced potatoes into the pan and fry them. Dilimlenmiş patatesi bir tencereye al ve onları kızart diyor. Burada da zaten görüyoruz 3 ve 4'te o görsel var. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak.